İyi akşamlar. Aykırı Sorular saatindeyiz. Saat 20.45. Ben Emre Aysever. CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da sizle birlikteyim. Türkiye'nin hararetli, sıcak ama maalesef biraz da sentetik olan gündemine yeni bir ölçü koymak istiyoruz biz. Ve bu ölçü açısından bence Türkiye'de şu anda en farklı bakışı getirebileceğini düşündüğüm isimlerden biri Profesör Doktor Salim İoan'la Küçüradi bizimle birlikte biraz felsefenin terazisinden dünyaya bakmaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hemen sonunda soracağım, başta sorayım isterseniz. Filozof kimdir ve bizim coğrafyamızdan neden filozof çıkmaz? Böyle bir iddia var. Yani yerli malı filozof niye olmaz? Şimdi birinci soruya cevap vermeden ikinci soru gereksiz bir soru oluyor. Yani bizde hep sorulur, neden filozof yok? Filozof olup olmadığını görebilmek için önce filozof kim? Filozof, bana sorarsanız, felsefede yeni doğru bilgiler, önemli ölçüde görüşler getiren insandır. Dolayısıyla o bilgiyle ondan yararlanıp olan bitene ve gerçekliğe daha açık bir şekilde görmemizi sağlayan kişidir filozof. Hı hı. Şimdi bunu görebilmek için o alanı çok iyi bilmek gerekir. Birisi bir şeyler getirmiştir ama siz o alanı bilmiyorsanız, tarihini bilmiyorsanız, bugünkü durumunu bilmiyorsanız o yeniliği de göremezsiniz. Peki bu bilgi olarak şimdi bilimler ortaya çıktıkça, disiplinler ayrışmaya başladıkça felsefe başka bir yerde durmaya ve özgün halini korumaya çalıştı. Hangi tür bilgiden söz edeceğiz? Örneğin etik sorunsal, insana dair bir bilgiden mi söz ediyoruz? Yoksa bilimin alanına giren diğer bilgilerle de karıştırabilir insanlar. O bilgiyi nasıl tarif edeceğiz orada? Bana sorarsanız bilgi olan önermelerin bir özelliği vardır. O önermeyi, o cümleyi söyleyenin dışında bir olan bir şey hakkındadır o cümle. Yani dolayısıyla siz de o alanda biraz iş yapıyorsanız o şeye, o nesneye gidip sınayabilirsiniz. Bilginin böyle bir özelliği vardır. Yani bir şey iddia ediyorsak, bir savileri getiriyorsak, bu şöyledir diyorsak, onun söyleyenden ayrı bir nesnesi vardır. Hakkında olduğu bir şey vardır. Onu da siz de gidebilirsiniz. O zaman da böyle de sınayabilirsiniz. Yani burada somut olarak, bir olgu olarak tartışırsak, bizim coğrafyamızda yeni bilgi üreten ve bu bilgiyle filozof olmayı, yani bu tarifi hak eden kimseler oldu mu? Ben size verebileceğim bir örnek Taki-ettin Mengüşoğlu'dur. Taki-ettin Mengüşoğlu'nun kendine özgü bir insan felsefesi görüşü vardır. Ve bu geleneği getirmiştir Türkiye'ye. Ama görüşü kendine özgüdür. Ama Türkçe olduğu için, kimse de karşılaştırma yapamadığı için böyle kimse farkında değil, ama görüş yeni bir görüştür. Hatta ben oradan hareket edip onun görüşünden hareket edip insan haklarına bir temel getiriyorum. Öyle mi? Biraz konuşalım insan hakları meselesi. Türkiye'de çok konuşuluyor etik sorunlar. İşte ahlakımız, düşük ahlaklı olduk falan. Felsefeci gözüyle baktığımız zaman etik soruna nasıl bakar felsefe? Orada bir ölçü koymamız gerekse, o ölçüyü ne üzerinden koymamız gerekir? Türkiye'nin bugün de içinde bulunduğu koşullarda da herkesin ağzında bir etik. Şimdi moda oldu. Hı hı. Ben kitabımı 1970'lerde yayınladığım zaman moda yok değildi. O eski şeylerle uğraşıyor deniliyor. Şimdi moda oldu. Aslında etik bilgisine çok ihtiyacımız vardır. Bizde etik, şimdi moda olduğu için o kelime kullanılıyor ama ahlakla karıştırılıyor. Yani bir toplulukta geçerli kültür, en çok geçerli kültürel değer yargılarıyla karıştırılıyor. Oysa etik bilgilerden oluşan bir şey. Daha aşkın bir şey değil mi zaten? Aşkın değil, bilgi. Bilgi getirmesi söz konusu. Ben şöyle bir ayrım yapıyorum. Kelimeler önemli değil ama önemli olan aynı şeye farklı adlar vermemektir. Farklı şeylere de aynı adı vermemektir. Bu bakımdan etik kelimesini belki sadece bilgisel olan felsefenin alanı için kullanmakta yarar vardır ama mesela meslek etikleri bağlamında kullanılıyor ve onlar da normlardır. Norm sistemleri başka bir şeydir. Normlar getirmek ister, kültürel normlar isterse de evrensel genel normlar getirmek meslek etiklerinde başka bir şeydir. Bir de bilgi getirmek, insanlar arası ilişkilerin değer problemlerine ya da değer problemleri hakkında bilgi getirmek başka bir şeydir. Yani bir
eylemi nasıl değerlendiririz? Bir kişiyle ilişkimizde hep değerlendirmelerle yaşıyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Doğru olması için ya da sapmaması için, ezbere olmaması için ne yapıyoruz? Ya da değerler nedir? Değer yargılarından farkı nedir? Yeni bilgiyi getirme ihtiyacı olmayan ama gündelik hayatında etikten, etik ölçütten faydalanmak isteyen bir insan nereden başlamalı? Yani ölçüyü nasıl koymalı? Yani o bilgiye nasıl ulaşmalı? O bilgiyi kendi hayatında nasıl kullanır hale gelmeli? Bir kere bu bilgiye önce edinmesi gerekiyor. Hı hı. O bilgiye edinmek de, bakın bugün okullarda değer eğitimi ya da öyle bir ders koydular. Hı hı. Değer eğitimi. Ama bu konulan ders de bir şey olmaz. Orta öğretimden ya da ilkokuldan başlayarak bu konular üzerinde insanları düşündürmek, çocuklarımızı düşündürmek, ta ondan sonra devam eder. Ahlakla karıştığı alan bu değil mi aslında? İşte karıştırmadan bu farkları göstererek çocuklara bile anlatmak mümkün. Zor bir şey değildir. Eğer siz çok iyi işin içindeyseniz çocuklara da anlatmak mümkün. Ve çocuklar da açıktır. Büyüklerden daha da açıktır. Ama ben 30 ve üstündeki öğrencilerimde de görüyorum. İnsanlar bir şey gösterirseniz ve açıksa görebiliyor. Daha büyük de görebiliyor. Ama bunu yapmak gerekir. Hep laflar ediyoruz şu bu işte. Ama malzeme vermek gerekir. Düşünme malzemesi vermek gerekir. Bu güzel bir fırsattır ama ne okutuluyor? Şimdi Türkiye'de çok tartışılan bir konu muhafazakarlaşma ve dinin hayatın geneline egemen olması sorunu. Dini değerler üzerinden hayatı. Şimdi etik aslında tam da bu alana bir anlamda müdahil. Çünkü bireyin herhangi başka bir ölçüye ihtiyaç duymadan kendi kendine bir değer yaratması, bir bilgi yaratması sorunuyla karşı karşıyayız. Biraz o konuda... Dinler normlar getiriyor. Hı hı. Yani bilgi getirmiyor, normlar getiriyor. Şöyle davran, böyle davran ya da şu iyidir, şu kötüdür. Değer yargıları getiriyor, değer yargıları öğreniyoruz. Bu değer yargılarından bazıları ayakta durabilir. Belki günlük hayatta bazıları hiç ayakta durmaz. Ama onlarla, bu değer yargılarıyla ancak ezbere değerlendirmeler yapabiliriz, ezbere değer biçebiliriz. Yani doğru değerlendirme bunlarla yapılamaz. Sadece... Onları bir... Doğru değerlendirme yapmak için kişinin nereden başlaması gerekir? Bilgiler edinmesi gerekiyor. Bu iş nasıl yapılır? Önce nasıl yapıldığını öğrenmek gerekir. Onu öğrendikten sonra da yapabildiğin kadarıyla kendisinin yapması gerekir. Bunun yani bir usta nasıl bir şey yapmasını öğreniyorsa bu da öğrenilecek bir şeydir. Ondan sonra kimi iyi usta olur, kimisi iyi olmayan usta olur, orta usta olur. O zaman bir insanın bir kere bu anlamda bir ölçü koyma kaygısı olması gerekiyor. Herhangi bir ödül ya da ceza olmaksızın kendisine dair bunu koyması gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Ruhsal erginlik ve bilgeleşme istemiyor. Yok, o kadar da zor değil. İnsanlığımızın farkındaysak o kadar zor değil. Yani ben şunu söylüyorum, insan haklarında başta olmak üzere birçok konuda ben yapmam diye biliyorsak, yani yapılmaması gereken bir şeyi ben yapmam diye biliyor muyuz birinci şahısta? Bu iddiada bulunabiliyorsak çok şey değişir. Bir örnek üzerinden konuşalım insan haklarına dair. Mesela neyi ben yapmam demek gerekir bugün? Örneğin işkenceye karşı durmak. Ben asla işkence yapmam. Çok basit, işkence yapmam. Neden? Ben... hakimsem, şimdi çok şükür bizde yoktur da, ben hakimsem imzamı bir ölüm cezasının altına atmam. Hı hı. O yasa olduğu halde birçok ülkede. Yani bu böyle şeyleri önce kendimiz ben yapmam diyebilir miyiz? Çocukları bunu öğrenebiliriz. Biz insan haklarını da ters yönden öğretiyoruz. Yani bize yapılacak muamele olarak oysa önce bizim yapacağımız muamele olarak öğrenmemiz gerekir. Etik bir tarafı da budur. Yani ben yapmam diyebiliyorsak birçok konuda, çocuklarımıza bunu öğretebiliyorsak ve bu coşkuyu verebiliyorsak. Peki mesela vicdani red, askere ben gitmem diyor kişi. Bu bir haktır değil mi yani? Tabii insan gitmeyebilir tabii. Gitmeyebilir. Kendisi silah tutmak istemeyebilir. Dolayısıyla yani orada kanunlarla onu zorlamak, o da... Yok tabii ama bunun mesela, bunun askerliğin olduğu ülkelerde birdenbire yok edemesin ama onu silah tutmayacak bir görevde. O süreyi başka bir yerde yapar. Öğretmenlik yapar, öğretmenlik yapar, yardımcı. Bir hastanede çalışır. Yani şey değiştirinceye kadar, bunu mümkün görünceye kadar...
yapmak mümkün. İlle insanlara silah tuturmak gerekmiyor. Çoğu insan dini inancı gereği bazı şeyleri yapmıyor. Söz gelimi işte cennete gitmek için bazı eylemleri yapıyor. Cehenneme gitmemek için de bazı eylemleri yapmıyor. Ama biz felsefenin alanında baktığımız zaman böyle ödül ya da ceza olmaksızın kendimize bir yol tutmanın beceri olduğunu ve güç olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Peki bunu nasıl sağlar bir insan? Yani tamam, bilgiye ulaşmak için bir kaygı duyması gerekir. O bilgiye ulaşma kaygısı. İnsanlığını duyurarak. Nasıl hissedecek insanlığını duyurarak? Yani toplumun içerisinde gündelik telaş, baskılar, öğretiler bombardıman altında olan bir birey kendi ruhunu nasıl bu anlamda özgürleştirebilir? Dolayısıyla düşüncesini tabii aslında. Çok genç yaştan başlayarak bazı şeyleri görmesini ne yardım etmemiz gerekiyor. O bazı şeyleri görürseniz ve genç yaşta görmeye başlarsanız büyük bir olasılıkla, tabii hiçbir şeyin garantisi yok, büyük bir olasılıkla siz kendinize hakim olursunuz. En başta ki insanlar kendine hakim olamıyor bugün. Öfkeleniyor, öfkelenince kendini tutamıyor, gidiyor karısını öldürüyor. Fol yok, yumurta yok ama kıskanıyor. Kızıyor, gidiyor şeyde, biraz önce program yaptınız, dün işte kavga oluyor. Yani kendini, önce kendimize hakim olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki şuradan ilerlersek o zaman başka türden bir perspektiften bakalım. İnsan hakları diye bir kavram ortaya, tartışmalı bir kavram ortaya çıktı. Çünkü bu insan hakları kavramı modern bir dönemde gelişmiş bir kavram ve modern insanın hayatına ne düzenleme yapılmış. Siz insan hakları hakkında ne düşünüyorsunuz bu konuda, büyük emek vermiş birisi olarak? Ve örneğin uygar dünyanın uyguladığı çifte ölçüt, çifte standart hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradan bir başlarsak insan hakları sorununa. Hangisinden başlayalım? Önce insan hakları kavramının nasıl algılanması gerektiğinden başlayalım. Sonra da uygar dünya ne demek ve onun insan hakları kavramı ne demek, ona bakalım. Şimdi insan hakları getirilen bazı taleplerdir bana sorarsanız. Muamele bir fikirdir bir kere insan hakları. Bana sorarlar, hoca göremiyoruz insan haklarını nerede? Tabii görmeyeceğiz, çünkü insan hakları ilkelerdir, fikir ve ilkelerdir. Dolayısıyla göremezsiniz. Hı hı. Ama sen yaparsan o fikir ve o norm senin yapıp ettiklerini belirlerse ya da hukuk oluşturmasını belirlerse öyle gerçekliğe geliyor. Yani insan hakları talepler getiriyor, muamele talepleri. Hani insanlar insan olduklarından dolayı belirli bir şekilde başkalarına muamele etmeleri gerekir. Tabii ki muamele görmeleri gerekir. Biz muamele etmeyi hep unutuyoruz. Hep muamele görmek olarak görüyoruz insan hakları. Kimse işkenceye tabi tutulmayacaktır. Herkesin eğitim görmesi gerekiyor. Ama bunların olabilmesi için bunları yapanın olması gerekiyor. Ben şunu söylerim. Çok basit ve kolay bir örnektir. Eğer hiç kimse işkenceye uğramayacaksa bu demektir ki hiç kimse işkence yapmayacaktır demektir. Çok basittir. Dolayısıyla insan haklarını önce muamele etme ilkeleri olarak görmemiz gerekiyor. Onun için bu bakımdan insan hakları etik ilkelerdir. Hı. Toplumsal yaşamda, kamusal alanda belirleyici olması gereken etik ilkelerdir. Yani hukukun temelini oluşturması gerekiyor. Peki çok tartışılan meselelerden bir tanesi milliyetçiliğin boyutları, bir tanesi de işte dini kavgaların ortaya çıkması ve ondan dolayı uğranan zulümler ve son dönemin önemli bir kavramı ötekileştirme meselesi. Bunlara nasıl bakmamız gerekiyor? Şimdi milliyetçilik nedir? Nedir? Cılıklar hep bir genellemedir, bir şey yapmaktır, yani bir şey genellemektir. Şimdi millet nedir? Milliyetçilik bir milletin en üst millet olduğunu ileri sürmek. Yani benim milletim en iyi millettir, en üst millettir. Öyle bir millet yok. Bütün milletlerin eşitliğini getiriyor Birleşmiş Milletler. Bir millet öbür milletten daha iyi değildir. Bütün milletlerde, bütün insan gruplarında, bütün olumlu işler yapan insanlar vardır. Halt eden insanlar da vardır. Her yerde var. Dolayısıyla milliyetçilik baştan beri ayakta durmayan bir kavramdır. Benim milletim en üstün millettir. Yani her milliyetçiyim diyen en üst olduğunu iddia eder mi? Tabii. Yani
hem kendi milletini en üstün millet gören hiçbir çeşit milliyetçilik ayakta duracak bir şey değildir. Peki şey deniyor, yani kendi milletimi diğerlerinden üstün görmüyorum ama kendi milletimi çok seviyorum. O da milliyetçilik içinde midir? O değildir. Yani insan kendi yakındakini, yani en çok yakınımızı seviyoruz. Kendi yaşadığımız toprağı seviyoruz. Onları daha bir şey yapmak istiyoruz. Bu milliyetçilik değil. Milliyetçilik bir üstün görmek vardır. Yoksa memleketini sevmek başka bir şeydir tabii. Bizim kendi memleketimizi sevmek, başkalarının memleketini sevmek, sevmemesi demek değildir. Daha üstün olduğumuzu sevmek değildir. Peki, milliyetçilik neticede bir ayrımcılığı getirir mi mutlaka? Tabii getiriyor. Kaçınılmazcasına bütün cılıklar gibi getiriyor. Ben antropolojik izmer diyorum bunlara. Rasizm de ırkçılık da getiriyor, milliyetçilik de getiriyor. Yani çünkü ırkçılık nedir? Benim ırkım en üstün ırktır. Benim milletim en üstün millettir. Kime, hangisini alırsanız bu tür cılıklar, izmler kendisinin kimse en üstün olduğunu iddia ediyor. Ve böyle bir şey yok. Peki din konusunda da bu böyle değil midir? Her inanç grubu en doğru inanç benimkidir demez mi? Tabii öyle diyor. Yani orada da o zaman... Şimdi orada inançların doğruluğu, yanlışlığı söz konusu değildir zaten. Hani... O inanç, bu inanç karşılaştıracaksak doğruluk bakımından karşılaştırılamaz. İnançlar psikolojik bir şeydir. Yani diyorsunuz ki zaten herkesin inandığı kendisi için doğrudur. Çünkü bir şeyle öyle hissediyor. Ölçme şansımız yok. O bir duygu. Doğru olabilir. Yani doğru diye öyle olduğunu düşünebilir bir şeyin. Bir de birisinin söylediği ve kendisinin inanma konusu yaptığı şeyin doğruluğuna. Ben iki tür inanç ayırıyorum. Nedir onlar? Bir tanesi inanılanı yaratan inançlar var. İnanılanı yaratan. Evet. Örnek verirsek? Benim çok sevdiğim bir anekdot var. Hepiniz bilirsiniz onu ama bu hep bilgi felsefesinde son derece önemli bir örnektir bana sorarsanız. Birisi bir sabah kalkıyor, tavuk görünce kaçıyor. Biliyorsunuz anekdotu değil mi? Hı hı. Niye kaçıyorsun deyince ben arpa tanesiyim diyor. Şimdi bu anekdotun devamını söylemeyeyim ama kendini arpa tanesi olarak düşünüyor. Yani sabahleyin öyle kalktı, öyle düşün. Yani nesnesini yaratıyor. Bu uç örnekle, bu anekdotla çok iyi görüyoruz. Ya da karısının aldattığını düşünen adam. O da inanıyor. Bir şey yok, fol yok, yumurta yok ama inanıyor, öyle bir şey inanıyor ve gidiyor öldürüyor. Hı hı. Yani bunlar inanılanı yaratan inançlardır. Hı hı. Bir de bir cümle, kim başka birisinin söylediği bir cümlenin doğruluğuna inanmak. Bu cümle doğru olabilir, yanlış olabilir, saçma olabilir. İnanan için hiç fark etmiyor. Üçü de mümkün. O zaman inanç alanının bilgi konusu yapılması ya da tartışma konusu yapılması doğru değil. İnanç psikolojik bir şeydir. O zaman o alanla ilgili tartışmaları bizim burada ülkemizde bu kadar birbirini bu kadar inançlar üzerinden kategorize etme, bu kadar itip kalkma hali ki tüm dünyada da aslında böyle din savaşları falan bunun hangi zeminde tartışmak gerekir? Nerede anlamak gerekir? İnsanların inanç ne olduğunu öğretmek gerekir. Ondan sonra herkes kendi başınadır. İsterse inanır, isterse inanmaz ama bu bazı inançlar var ki yapılmaması gereken şeylere götürüyor. İşte cinayete kadar götürüyor. Hı hı. Yani onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani inanıyorsa inanır. Yani kimseye bir zararı olmayabilir bazı inançların. Ama oraya kadar. Peki inancınız doğrultusunda bir inancı topluma önerme olarak getirdiniz. Toplumda o anda sizin o önermenize inandı. Sandığa girdiniz, sandıktan çıksınız ve siz iktidar oldunuz. Bir güç elde ettiniz. Ve kendi inancınızı toplumun tamamına dayatmaya başladınız. Buna ne denir? Bir kere inançları bu şekilde kullanmak olmaz. İnanç aynı zamanda kişiseldir. Ama tüm dünyada kullanılıyor bu. İşte yanlış bir şey. Yanlış ama içinde bulunduğumuz durumu yanlış demek o zaman bunu nasıl dengeleyebiliriz onu sormak gerekir. Ne gibi eğitimde ne gibi değişiklikler yapmamız gerekir ki inançlar kişiye bağlı kalsın. Yani ya da inandığı şeyin ne olduğunun farkında olsun. Hepimiz hayatımızda inanç çok vardır. İnanç deyince din akla geliyor ama hayatımızda inançların yeri vardır.
inanan varlıklarız. Biz hani şimdi ben size güveniyorum, saat bilmem şu kadar da buluşacağız diyoruz. Bu inanıyorum sözümüze. İnanç geniş bir alandır ama inanç deyince hep dini düşünüyoruz. Ama inançların ne olduğunu en farkında olmamız gerekiyor. Hı hı. Yoksa o zaman inanç adına her şeyi yapabiliriz. Peki şuraya ben şunun için tartışmak istiyorum. İktidar olgusu insanda nasıl bir karşılık bulur? Ve dünyada az önce o soruyu ıskaladık. Yani gelişmiş uygarlık dediğimiz ülkelerin aynı zamanda dönüp de dünyanın kalanına neredeyse zulmeder hale gelmesi, o zaman uygarlık sorunsalı, uygarlık tartışması bizi götürmez mi? Uygarlık bugün neyle ölçülüyor? Uygar ülkeler hangileri? Teknolojisi gelişmiş, milli geliri yüksek olan, gelişmiş denen ülkeler, uygar ülkeler. Acaba öyle midir? Gelişmişlik nedir? Bugün ölçütüne ben karşıyım. Gelişmişlik, bir ülkenin gelişmişliği insan haklarını koruduğu derecesiyle ölçülmeli. Ve o yola gidecek insanlık. İster istemez sonunda gidecek bütün bu krizlerden sonra. Yani gelişmiş bir ülke insan haklarını en çok koruyan ülkedir, en gelişmiş ülkedir. Böyle bir ölçüt getirmemiz gerekiyor. Peki buna baktığımızda yani insanın dünyayı yaşaması ideolojik olarak da yani işte sürekli iktidar dürtüsüyle davranan, sürekli gücü elinde bulundurmak isteyen bir yapıda olan insanın, az önce Birleşmiş Milletler dedik, Birleşmiş Milletler'in bile güçlü devletlerin esareti altına girdiği bir yapıdan insanlık yeniden kendisine sizin dediğiniz o etik bir sorgulamayla bir ölçüye taşıyabilecek mi? Evet, çok zor tabii, yıllar istiyor ama en başta bu eğitimde yaptığımız yanlışları görmemiz gerekiyor. Ben şunu hep söylerim, yıllardır bilimci eğitim yapıyoruz, insanların düşünsel yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ama etik yanlarını hiç geliştirmiyoruz. Etik şeyler, kültürel normlar ya da dinsel normlar öğretmekle olmaz. Başka değer konusunda düşündürmekle olur. Yoksa yapacak fazla bir şey yok. Dünyamız o kadar garipleşti ki, belki hatırlayacaksınız, birkaç yıl önce Almanya'da olan bir olay, yiyecek insan aramıştır ve bulmuştur. Hatırlar mısınız, hı-hı, bu olayı? Yani bu hale gelebiliyor insan. Yani şeyli suçluluk artıyor, her yerde artıyor. Şiddet artıyor. Türkiye'de de artıyor, bütün dünyada. Bütün bunlar nedenleri neler ve buna karşı ne yapılabilir? Ben şey çalışma yapmaya çalışıyorum, uluslararası bir proje. Eğitimi yeni baştan düşünmek. Şu anda Sibirya ülkelerinden raporlar gelmeye başladı. Nedir aksiyan? Ne yaptık yıllar yılı da dünyanın her tarafında bu şiddet arttı. En azından bunu görebiliyoruz. Çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki demokrasi insanın bulduğu en iyi biçim midir? Yönetim biçim midir? Yoksa... Valla demokrasiyle benim fazla bir aram yok. Çünkü demokrasi bugün demokrasi aydınlanmış yurttaş gerektiriyor ve bugün o yurttaşları göremiyoruz. İleri denen ülkelerde de göremiyoruz. Parmaklar konuşuyor. Dolayısıyla beni ilgilendiren hukukun da yönetimin de insan haklarına, açık kavranılmış insan haklarına dayanması. Demokrasi parmak kaldırmakla olmuyor. Yani demokrasi bugün parmak kaldırmakla oluyor. Ne oluyor? Görüyoruz. Büyük Millet Meclisi'nden, bizimkinden de bir sürü parlamentodan da insan haklarına aykırı yasalar geçebiliyor rahatlıkla. Çok demokratik bir şekilde. Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki aslında her bir parlamentoda insanın temel haklarına aykırı olan bir yasayı demokratik yöntemle bile geçirememeniz tabii, gerekir. Tabii. Yani insanlar, buna karar verenler insan haklarını bilmeli. Yani kitap okuyarak değil, yani benimsemiş olmalı ve üç şey gerekli insan haklarını korumak için ve en başta yasama organındakiler bunu aramamız gerekiyor. Bir, içtenlikle istemek. Onu herkes kendisi bilir. İçtenlikle, ama kendini kandırmadan içtenlikle istemek. İkincisi teorik bilgi. İnsan hakları hakkında teorik bilgi ve hukuk, yani teorik bilgi derken belgelerin de bilgisi. Ve üçüncü olarak da bir insan hakları normu tek durumla nasıl bağlantılabilir?
Yani şu anda bir kanunu gözden geçiriyorsak insan hakları bakımından ne gibi sonuçlar yaratacaktır bizim memleketin koşullarında? Mesela şey, bütün yasaları bu açıdan denetlemek gerekir. Bu yapılmıyor. Yani kim denetleyecek onu? Bunu yine Millet Meclisi'nin ilgili şeyleri denetler ama bu işten anlayandan yararlanır mı? Milletvekilleri bu kadar insan haklarını bildiklerini hiç sanmıyorum. Maalesef. Peki yani o zaman şöyle bir şey oluyor. İnsanın kendisini en iyi yönettiği yöntem, işte seçim vererek birine vekalet, oy kullanarak birine vekalet veriyorsunuz. O da sizin adınıza işte yasama. İşte demokrasi bu. Evet, yani bu o zaman insanın, sizin de deyiminize, bu çok da sağlıklı bir yöntem çok değil. Çok parlak bir yöntem değil ama başka ne yapabiliriz? Hiç olmasa insanlar, oraya giden insanlar bazı şeylerin farkında olmalı. Hani belki, bir ölçü mü koymak gerekir? Milletvekili olmak için milletvekili olmaktan bazı başka şeyler de beklemek gerekir. Ne gibi ölçütler tartışılır bugün, çünkü çok demokratik olduğumuz için. Yani bu okumak yazmakla da ilgili değil. Hani belli bazı şeyleri beklemek gerekir. Peki yani siz diyorsunuz ki o zaman daha iyi eğitimli insanların toplum hayatında karar vermesi gerekiyor. Ama eğitim de tek başına yetmez. Vicdani olarak ya da yani ahlaki olarak da işte etik ölçü olarak buraya. Peki o zaman bu şuraya götürmez mi? Bir seçkinler yönetimine ve Türkiye'de hayır, hayır götürmez. Çünkü seçkinler dediğiniz değil de insanların bir de rahat bırakırsanız doğal bir adalet duygusu vardır. Bozmazsanız onu. Ben çocuklarda da görebiliyoruz bunu. Yani ben köylülerle de konuşurken gördüm bunu. Ama insanları böyle üniversite bitirmekle daha insan olmuyorsunuz. Ama genel eğitimde bir düşündürme gerekli diyorum. Şimdi herkesin okula gitmesi gerekiyor diyoruz. Hem de 12 yıl yaptık. O okulda 12 yıl ne okutuyoruz? Yani 12 sene matematik okutuyoruz. Kaç sene? 10 yıl matematik aynı şeyleri okutuyoruz. 10 yıl din okutuyoruz. Ama hayatını bu bakımdan geliştirecek, insan olarak insanlaşmasına yardım edecek şeyler çok az oluyor. Peki şimdi şöyle bir tartışma süre gidiyor. O da şu, Türkiye gibi bir ülkede mesela bir dönem ben hatırlıyorum 12 Eylül'ün hemen ardından bir dönemde işte belediyelerle ilgili bir tartışma yapıldığında işte yolsuzluk tartışmaları yapılıyordu. Yurttaşlar ya herkes nasıl olsa oraya gelince çalıyor ama bunlar hiç değilse iş yapıyor diyorlardı. Şimdi bu aslında çok dediğiniz bağlamda önemli bir örnek. Yani toplum evet hırsız ama karşında bir iş yaptı duygusu. Ama. Şimdi böyle bir ahlaki çıta. İşte olmaz böyle. Ya da mesela dereyi geçene kadar ayıya dayı denir. Şimdi bunlar aslında gündelik hayatta insanların temel dürtülerini ortaya koyuyor. Buradan gerçekten sizin söylediğiniz anlamda bir ölçü çıkar mı? Çıkmaz. Hani yapılmaması gereken nedir? Onu bulabilecek durumda olması gerekiyor insanlar. Yani bir şu durumda benim neyi yapmamam gerekir? Hatta itelenirsek bile, zorlanırsak bile şunu yapmamam gerekir diye düşünmek var. Bunu da yapmamak. O cesareti bulmak var. Ama ne oluyor? Çoğunluk bir şekilde davranıyorsa herkes onu örnek alıyor ve böyle çorap söküğü gibi gidiyor. Peki temel ihtiyaçları karşılanmamış bir insanın dediğiniz anlamda bir ruhsal gelişmeye, bir ölçülere, bir değerler bütününe ulaşması mümkün mü? Temel ihtiyaçların herkesin karşılanması gerekir. Bütün çocuklarımızın okula gitmesi gerekiyor, değil mi? Yani temel ihtiyaç, okula giden çocuğun da karnı doyması gerekiyor. Bütün bunları bir bütün olarak düşünmek var. Yoksa parça parça değil. Ama mesela çocuklarımız okula gidecek. 12 yıl, 12 yıl bana sorarsanız çeşit çeşit okullar değil de insanlaşma eğitimi görmeli. İnsan olma eğitimi görmeli. Bana kalsa hepsini aynı programları yaparım. Bilmem şu okuldu, bu okuldu değil de hepsine kendi kendisiyle hesaplaşabilecek, insan olmanın farkında olacak. Bazen çocuklar bana çok gelir. Ben de hep geri çevirmem çocukları. Konuşmak ister. Pırıl pırıl çocuklar oluyor. Ondan sonra ne oluyor çocuklar bilmiyorum. Peki Türkiye'de beni çok etkileyen bir şeydi, sözdü o. Hrant Dink'in ölümünün ardından eşi bir bebekten katil yaratan düzen dedi.
Evet, biraz bunu konuşalım. Sizin dediğiniz o pırıl pırıl bir bebekten katil. Yani insan doğuştan topyekun kötü olamaz. Tabii. Dolayısıyla bugün biz birbirimize karşı bu kadar şiddet, nefret, öfke, hem milletler birbirine karşı hem aynı toplum içerisindeki insanlar bunu yaşıyor. Buna dair bilerek ve isteyerek sistem böyle insan yaratıyor olabilir mi? Bu işine geliyor olabilir mi? Bilerek ve isteyerek olduğunu ben düşünmüyorum ama farkında olmadan. Sizin de kitle iletişim araçlarının da büyük olumsuz bir payı vardır bu işte, onu da unutmayalım. Sıra size de gelsin. Yani kitle iletişim araçları o şekilde bir etkide bulunuyor ki bizim dediğimizin tam tersine götürüyor. Tam tersi bir yol. Onu hiç unutmamak gerekir. Türkiye'nin insan hakları karnesi nasıl? Türkiye'nin insan hakları karnesi bazı şeyler biraz düzeliyor. Ama insan hakları, beslenme hakkı da insan hakkıdır. Barınma hakkı da insan hakları. Bunların hepsini bir arada görmek, bir gelişme oluyor. Ama bir taraftan da o gelişmenin içinde ters şeyler de oluyor. Çünkü bu bilinç yok insan hakları açısından. Her yasayı çıkarırken insan hakları açısından denetlemek fikri yok henüz. Bizde de birçok yerde de yok. Mesela dünyanın en insan hakları konusunda ihlalde bulunan ülkesinin Amerika olduğu söylenir. Doğru mu? Yok canım. Değil midir? Yok, hiç sanmıyorum. Kendi halkına yapmıyor mu? Dünyadakilere yapıyor. Tonla görüyoruz. Yani dolayısıyla bu da bir zulüm biçimi değil mi? Yani şunu tabii, söylemek istiyorum. Tabii. Kendi İnsan halkına çifte standart. Olmaz kendi öyle şey. Ayrı, Irak İnsan halkına haklarını ayrı. Hiçbir yerde hiç kimse için ihlal etmemek gerekir. Yani o bambaşka bir şeydir. Yani sen bir yerde ihlal ediyorsan her yerde ihlal ediyorsun demektir. Öyle şey olur mu? O zaman bütün dünya ölçeğinde yeniden bir... Tabii. Ben eğitimi yeniden düşünmek, dünya düzeyinde düşünmemiz gerekiyor. Ve uluslararası kuruluşlar, özellikle bu konuda görevli kuruluşlar bunun üstünde durmaları gerekiyor. Peki, son bir soru soracağım. Reklamdan sonra cevap vereceksiniz. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor İvan Kuçuradiye son sorum şu olacak. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir hayli sıkıntılı dönemlerden geçiyor ülkeye. Gergin, suç ve ceza meselesi tartışılıyor falan. Bütün bunların olup bittiği bir ortamda konuşuyoruz. Çok temel bir soruyu yeniden gündeme getirmek gerekiyor. Nefret söylemi nedir? Nefret söylemine dair bir ölçü koymak gerekirse bu ölçüyü nasıl koyarız? Profesör Doktor İvan Kuçuradi ile görüşüyoruz. Nefret söylemini sordum. Nefret söylemi nedir? Sınırları nasıl belirlenmiştir? Nefret söylemi dediğimiz şey başkalarını birisine karşı bir şey yapmak için kışkırtmak. Kışkırtma söylemidir. Yani ben size birisine size bir şey yaptırmak için kafasına soktuklarımdır. Yani mesela bizde Türkiye'de pek çok durumda bir takım son derece rahatsız edici alışkanlıklar var. İşte erkek çocuğuna kız gibi davranma derler, çingeneleşme derler, köpeğe Arap adı takarlar. Bunları çoğaltabilirim. Bunların hepsi gündelik hayattaki alışkanlıklar. Dilimizden bile başlamamız gerekiyor. Yani dilimize öyle şeyler girmiş ki farkına varmadan ayrımcılık yapıyoruz ve nefret uyandıracak şeyler söylüyoruz. Yani mesela bizde çingene kelimesi olumsuz bir şey taşıyor. Oysa çingen müziği var. Çingene müziği o kadar önemli. Herkes de bayılır ona. Tabii. Yani ama onun çağrıştırdığı şeyler bizi böyle düşündürüyor. Şimdi dilimizi önce temizlemek gerekir. Ve bunun için de çok bilinçli olmamız gerekiyor. Şimdi İnsanlar biraz bunu eğitimini görünce bir şey söyleyecek oluyor, duruyor, farkına varıyor. Yani bunları yakalayabilecek durumda bir eğitim vermemiz gerekiyor. Ve o kadar zor değil. Ben yıllardır görüyorum bunu. Sanıldığı kadar zor değil ama çok sistematik bir şekilde yapmak gerekir. Peki siz Türkiye'de yaşayan bir düşünür olarak, üstelik de bizim coğrafyamızı iyi bilen birisi olarak, son soru olarak bunu sorayım. 6-7 Eylül olaylarında yaşamış birisi olarak, Türkiye'de en çok baskı hangi alanda görülür? Dini alanda mı, milliyetçilik alanda mı, cinsiyetçilik mi? Ve oradan bir çözüm üretmeye kalksak nasıl yola çıkmamız gerekir? Hepsinde dönem dönem. Ya hepsinde, bu söylediğinizin hepsinde söz konusu oluyor. Ama neden oluyor ona bakmak gerekir. Yine ben kafamıza sokulanlarla oluyor ve bu sokulanların bir kısmı kitle iletişim aracılığıyla yapılıyor.
Onu da unutmamak gerekiyor. Kitle iletişim hacı daha yeni bu kadar yaygınlaşması. 20-30 yıllık bir şey yani. Ama az bir şey değil. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Bu daha öncesinde de herhalde olan... Gazete yapıyor. Televizyon yapmıyor ama gazete yapıyor. Gazeteler öyle şeyler... Aile yapmıyor mu sizce? Yani en temel kurum olan aile, oradaki inançlar, yapıyor, oradaki yani... O da yapıyor ama... Bana sorarsanız bu şeyler okul ve kitle iletişim araçları daha etkili aileden. Aile de yapıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Sevgili seyirciler, bugün çok önemli bir isimle Sayın Yohanna Kuçradi ile insan haklarını dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Sıcak gündem içerisinde bundan da söz etmemiz gerektiğini hatırlatmak istedim. Yarın akşam uçmak üzere. Hoşçakalın. Hocam çok teşekkür ederim.